yapılan derbi sonrasında Kayseri'de birçok noktamızda kavga çıktı. Çıkan kavgada bir vatandaşımız yaralandı. Bugün Kayseri halkına bunu sorduk. Şimdi cevaplar. Ya özellikle ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani illa derbiyle şey olup da kavga edecek ne var? Bana bir şey söyleyeyim. Biz bir şey olarak, medeni olarak, medeni bir insan olarak bir türlü bu şeyi yapamıyoruz. Yani Avrupa'ya bakın, diğer şehirlerde kültürüne bakın, yaşam tarzına bakın. Bir de aileyle gittikleri stadyuma bir bakın. Yani bu insanlar medeniyet bir şekilde seyrediyorlar. Galip de gelse, mağlup da olsa birbirlerini tebrik etmesini bilen insanlar. Niye biz bu kültürü yaşayamıyoruz? Sebep? Sebep yok. Çünkü bilinçsiz insanız biz. Bilinçlenmemiz gerekiyor. Çok şükür ben Kayseri sporluyum. 40 senedir de Kayseri sporluyum ve Kayseri sporlu kalacağım. Allah'a şükür. Benim için hiç sıkıntı yok. Biraz futbola düşkündür. Tamam mı? Gerek Karadeniz halkı, gerek Kayseri halkı yenilgiyi pek sevmezler açıkçası. Ama keşke öyle olaylar olmasa, kardeşçe güzelce maçta dinlesek, hani çok da iyi olurdu. Boş yapılıyor bu konu hakkında. Yani sonuçta yenileceklerini bile bile o maça çıkıyorlar. Ve şampiyon olamıyorlar zaten. Şampiyon olmadılar da. Haftaya şampiyon olunca görüşürüz diyorum. Bence bu taraftarlık değil, holiganlık yani. Zaten Fenerbahçe bence bu sene şampiyonluğu hak etti. Hakemlerin, TFF'nin müdahalesiyle. Ben normalde Beşiktaşlıyım. Beşiktaş da çok geride kaldı. Bu hafta da Kayseri Spor'a kasten puan kaybettirdiler. Konya Spor riskli olmasın, Galatasaray'ı yenmesin diye son hafta olarak. Yani Kayseri'de de bu holiganlık yani, taraftarlık değil. İnsanlar futbol yani. Keyfini yaşamak varken niye birbirine bıçaklayıp birbirini yaralıyor, kavga ediyor, olaylar çıkarıyor? Saçma bence yani. Bana da çok statlarda saldıranlar oldu. Özellikle Kayseri Spor taraftarı oldu ama hiçbir zaman desteklemiyorum bunu yani. Herkes keyfini yaşasın. Adil olsun herkes. Hakikaten şampiyon olsun. Aslında dövüş kavga olmasa çok iyi olur. Ya öncelikle tabii ki Allah acil şifa versin kendisine. Yaralı mı? Yaralı. Allah acil şifalar versin. Yani bunun yerinde bırakmaması gerekiyor. Yani mutlaka bunun cezalandırılmasını yani ceza almasını düşünüyorum. Yoksa böyle şeyler sıkla tekrarlanabilir. Yani önlememiz gerekiyor. Cezalar biraz daha katılaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya bence kavga olmamalı. Evet. Normalde bir oyun yani. Taraftarlar arasında çok kavga oluyor. Bence olmamalı, dostluk olmalı. Evet. Yazık işte, olmaması gereken şeyler. Yani biz her şeyin aşırısına kaçıyoruz. Ama maalesef böyle şeyler de oluyor. Valla futbolda böyle şeyler yaşamaması lazım. Hangi takımda olursa olsun. Ben bir Galatasaraylıyım. Fenerbahçe de yenebilir, Galatasaray da yenebilir. Yani bunu sonucuna herkesin neticede razı olması gerekiyor yani. Benim şahsi görüşüm bu ya. Maçta ne kavga ne dövüş falan olsun yani hiç güzel bir şey değil. Böyle normal izleyerek böyle kalsın daha iyi. Gençler çok çılgın amaçla yaşıyor ya. Kimselere bir şey demiyor. Güvenlik yok, bir şey yok. Birbirini bıçaklıyorlar. Bilmem bir şey. Başını almış gitmiş. Yani güvenlik sistemi ölü. Katiyen ölü. Yani gerçekten o yani bu şeyle bitmiyor. Yani sporuna, miporuna her şeyi karıştırıyorlar ya. Bu begeçlerin önlenmesi lazım. Yani büyüklerimiz bir dene el atması lazım bunları yola diziyaya getirmek için. İyi bir şey değildir. Çünkü niye? Futbol demek ki dostluk demek. Anlayabildin mi dediğim? Ben futbolu seven bir kişiyim. Kendim Sivaslıyım. Anlayabildin mi? Ama bu yakışmaz bizim milletimize yani. Tamam, oynayan kazandı. Kazansın. Fener 10 kişiyle aldı, alsın. Yani bunu taşlamaya falan gerek yok. Ben ne Galatasaraylıyım ne de Fenerliyim. Ben Sivassporluyum, anlayabildin mi? Ama ben Beşiktaşlıyım. O da problem değil. Fakat bu yakışmaz bizim yani şeyimize, insanlığımıza, Müslümanlığımıza yakışmaz yani. O çocuğun suçu neydi de bıçakladılar mesela, değil mi?